Değerli YouTube izleyicilerim, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere açma bir poğaça yapacağım. Onun için malzemelerimiz 125 gram tereyağı, 1 paket yaş maya, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, 2 tane yumurta, sarısını üzeri için kullanacağım. Akını içine katacağım. Bir miktar köy peynirimiz var. Onu da malzemesini siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Burada 7 bardak da elenmiş unum var. Şimdi yapımına geçelim. Evet, şimdi yapımına geçelim. Yoğurma kabımıza önce sütümüzü alalım. Arkadaşlar, ben biraz fazla olsun diye normal klasik su bardağından biraz daha büyük bardak kullandım. Sizler de istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi suyumuzu da alalım. Ve mayamızı katalım. Evet. Hamuru biraz akışkan bir hamur olduğu için ele çok yapışıyor. Yumuşak olacak hamur arkadaşlar. Onun için eldiven kullanma gereği duydum. Şimdi mayamızı iyice eritelim. Bundan sonra diğer malzemelerimizi katalım. Zeytinyağını. Şekeri de katayım. Şeker mayanın aktifleşmesi için, hamurun daha çabuk kabarması için çok etkili. Genellikle şekeri onun için katıyorum. Evet, şimdi eldivenlerimi çıkardım. Elimle İyice yoğuracağım. Bütün poğaçalarda hamur ne kadar iyi yoğurulursa o kadar iyi sonuç alırsınız arkadaşlar. Çok yapışkan bir hamur olduğu için arada elimi şöyle zeytinyağına batırıyorum. Gördüğünüz gibi hava sıcak olduğu için de hamur daha yoğururken kabarmaya başladı. Yağ batırmazsam elime çok yapışacak. Görüyorsunuz kıvamını. Yumuşak olması lazım. Çok güzel bir poğaça elde edeceğiz o zaman, göreceksiniz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurdum, bitti. Görüyorsunuz yumuşaklığını, kıvamını şöyle sizlere göstereyim. Şimdi bunu mayası gelinceye kadar bir yarım saat bekleteceğim. Havalar sıcak olduğu için mayasının çabuk geleceğini düşünüyorum. Üzerini bir streç filmle kapatın. Dinlendirmeye bırakıyorum. Az sonra yapımına geçeceğim. Evet, hamurumuzun mayası geldi. Gördüğünüz gibi çok güzel. Hava sıcak olduğu için çabucak kabardı. Şimdi şöyle havasını hafifçe bir elimden alayım. Görüyorsunuz. Şimdi benim tezgahım dar olduğu için hamuru da geniş açacağım arkadaşlar. Onun için
tahta kullanmak istedim. Bir de kesmelerde bazen bıçak kullandığım için tezgah kesiliyor. Tahtamı bolca şöyle bir yağlayayım yapışmaması için. Şimdi hamurumuzu tahtamızın üzerine alıyoruz. Bir seferde zahmetsiz çok güzel bir simit poğaça yapacağım arkadaş. Şimdi hamurumuzu açabildiğimiz kadar oklava kullanmadan şöyle elimle, çok da kolay açılıyor. Pratik, çabuk yapılan bir tarif. Çok şekilli olmasına da gerek. Evet, her tarafına yağını sürdükten sonra şimdi peynirini dökeceğim. İstediğiniz harcı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben peynirli istedim. Malzemesini de azlığını, çokluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle tekrar katlayacağım. Katladığım her kata da tereyağı süreceğim. Evet, böyle katladıktan sonra biraz yine iyice incelteceğim. Yine hiç oklava kullanmadan. Görüyorsunuz iyice hamurda baloncuklar oluştu. Evet arkadaşlar. Şimdi bir rulet yardımıyla veya bıçakla da kesebilirsiniz. Şu incelikte. Evet. Hamurumu bu şekilde kestikten sonra ilk ucunu şöyle katlayarak, kıvırarak bu şekilde veriyorum. Dediğim gibi bu poğaçanın hamuru biraz yumuşak olduğu için şekil vermekte biraz zor oluyor. Bu şekilde. Thank you.
Evet. Poğaçamın bir tepsisine susamlı yaptım. Diğerini boş yaptım. Şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırına gönderelim. Nasıl kabardığını görüyorsunuz. Evet. Poğaçalarımızı fırından aldım. Şimdi dinlenmesi için üzerine ıslattığım şöyle bir fırın kağıdını sereceğim. Bir de temiz bir havlu kapatacağım. Evet arkadaşlar, poğaçamızı dinlendirdim. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Bir şöyle test yapalım. Yumuşacık. Görüyorsunuz. Altının pişmesine de bakın. Görüyorsunuz. Tekrar eski halini alıyor, lastik gibi. Görüyorsunuz. Şöyle bir nasıl olmuş bakalım. Katlarına bakar mısınız arkadaşlar? Umarım beğenirsiniz. Videolarımı sonuna kadar izleyip bana abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Poğaçalarımı sunum kabıma aldım. Son aşamasında sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.